Gelişen Eskişehir'in büyüyen ekonomisi için çalışıyor, tüccarımıza, sanayicimize, esnafımıza öncülük ediyoruz. Her yıl 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da törenlerde yerimizi aldık. Atatürk'ün 79. ölüm yıl dönümü için düzenlenen törenlerde vilayet meydanını atamızın resminin olduğu atkılarla donattık. Eskişehir Ticaret Odası'ndan üyelerine bir hizmet daha. Üyelerimize ve birinci dereceden yakınlarına hizmet edecek olan hasta nakil ambulansımız törenle hizmete sunuldu. Eskişehir Ticaret Odası üyesi olarak bizler de tüm üyelerine hizmet vermekten gerçekten gurur duyuyoruz. Eskişehir Ticaret Odası üyelerine ayaktan, yatarak tedavilerde, gördükleri diğer başka hastanelerde ya da bizim hastanemizde evden eve, evden hastaneye, şehirler arası ya da şehir dışlarında hizmet vermek istiyoruz. Sağlıkçıyla gerekirse bir yanında doktora eşliğinde üyelerimizin daha rahat, konforlu bir şekilde evlerine ya da hastanelerine ulaşmasını sağlayacağız. Bu güzel aracı tüm üyelerimizin hizmetine sunmaktan Ticaret Odası yönetimi olarak bundan ben de ayrıca bir mensup olarak son derece gurur duyuyorum. Tüm üyelerimize ve Eskişehir halkına hayırlı uğurlu olması dileklerimi ve temennilerimi iletiyorum. Eskişehir Ticaret Odası 2017 yılı komiteler müşterek toplantısı ETO Başkanı Metin Güler'le meclis ve komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Müşterek komite toplantısında üyelerimizin ve sektörün sorunları masaya yatırıldı. E-Oda kapsamında üyelerimizin işlemlerini daha çabuk ve güvenli yapabilmesi ve mobil iletişim araçlarına uyumlu hale gelmesi için web sitemiz baştan aşağı yenilendi. Başkan Metin Güler ve beraberindeki heyet, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve 1. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Gür'ü makamlarında ziyaret etti. Bazı bölümleri odamızın ev sahipliğinde çekilen Savaşçı dizisinin setine konuk olarak oyuncularla bir araya geldi. ETO Akademi düzenlediği eğitim ve seminerlerle iş dünyamıza değer katmaya devam ediyor. Eskişehir Ticaret Odası ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü düzenlenen hijyen ve mesleki eğitimlerin devam ettirilmesi için protokol imzaladı. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin 55. dönemi için mülakatlar yapıldı. Mülakatların ardından 30 girişimci adayının eğitimleri başladı. ETO Akademi tarafından Kasım ayında Çağdaş Liderlik Anlayışı Semineri, Hayatın Her Anında İkna Semineri, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi düzenlendi. Başkan Güler, Gelişim Koleji'nde geleceğin girişimcileriyle bir araya gelerek gençlerin projeleri hakkında bilgi aldı, girişimcilik hakkında tavsiyelerde bulundu. Kültür sanat hayatına da destek oluyor, şehrimize değer katıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda bienal, çalıştay ve etkinliğe katılan doçent Kadir Sevim'in seramik sergisi ETO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Üyelerimizi dünyanın en önemli sektörel fuarlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. ETO üyeleri Paris'te düzenlenen Batimat İnşaat ve Yapı Teknolojileri, Lüksemburg'da düzenlenen Uluslararası Oto Show, Bangkok'ta düzenlenen Metalex 2017 fuarlarına katıldı. Tayland'da düzenlenen Metalex fuarı ile ilgili olarak fuarda son yıllardaki gelişmeler, sektörümüzle ilgili yeni yapılan, Ar-Ge'si yapılmış, geliştirilmiş makineler, bunlarla ilgili gezi yaptık.
Ve bunlarla ilgili ciddi bilgiler aldık. Bunun haricinde ticaret odası ziyaretimiz ve Sayın Evren Hanım'ın, Büyükelçimiz Evren Hanım'ın da davetlisi olarak birçok görüşmeler yaptık. Bunun haricinde ithalatla ihracatla ilgili bilgiler aldık. Bu noktada bundan sonraki aşamada bu ülkelere yapılacak olan ihracatlar ve ithalatlarla ilgili daha ciddi bir bakış açısına sahip olduk. Onun için bize bunu imkan tanıdığı için ticaret odasına çok teşekkür ediyoruz. Telekis fuarına katıldık. Çok faydalı oldu. Fiyat mukayesesi yapabildik, değişik makineler gördük. Bu organizasyonu düzenleyen Sayın Başkanımız başta olmak üzere bütün ETO yöneticilerine çok teşekkür ederiz. Eskişehir Ticaret Odamızın gerçekleştirdiği Lüksemburg Oto Fuarı gezimizi verimli bir şekilde tamamlayarak ülkemize döndük. Fuarlar hem yurt içinde hem yurt dışında artı bir değer getirdiği gibi rakiplerin ürettiğini görebilmemiz açısından son derece önemlidir. Ticaret Odası Başkanımız Sayın Metin Güler Bey'e ve tüm yönetimine teşekkür ediyorum. Üyemizin yanında oluyor, sorunlarını çözmek için çaba gösteriyoruz. Başkan Güler, Emek Mahallesi'nde Ertaş Caddesi, Fatih Mahallesi'nde Eğitimciler Caddesi, Kırmızı Toprak Mahallesi'nde Basın Şehitleri Caddesi, Bahçeli Evler Mahallesi'nde ise Seylap Caddesi'ndeki üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Eskişehir Ticaret Odası olarak üyemizin yanında olmaya, Eskişehir ekonomisine öncülük etmeye, tüccar ve sanayiciye yol göstermeye devam edeceğiz. Eskişehir Ticaret Odası.